Muhafazakar iktidarların demokrasi günahları. Muhafazakar çevreden gelen ve dindar bir ailenin çocuğu olarak üniversitede siyaset bilimi okurken İlkay Sunar, Binnaz Toprak, Üstün Ergüder, Suna Kili gibi değerli hocalarımızdan siyaset teorisini ve Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihini öğrenmek çok farklı bir tecrübeydi. Hemen hepsi dünyanın saygın üniversitelerinde doktoralarını yapmış ve hala ülkemizin düşünce dünyasında önemli bir yeri olan bu hocalar bilimin hakkını vererek Osmanlı'nın son dönemindeki reform çabalarından ittihatçı dönemi, Cumhuriyet'in ilk 25 yılına damgasını vuran tek parti sürecinden çok partili hayata geçişe tüm kritik dönemleri artı ve eksileriyle anlatıyorlardı. Kuşkusuz bu hocalarımızın şu veya bu dozda ideolojik aidiyetleri vardı ama bir iki istisna dışında ideolojik ve kör bir tarafkirlik sergilemeden olan biten her şeyi farklı perspektiflerden anlatmaya çalıştılar. Osmanlı'nın son dönemine azıcık huzur sağlayan Sultan II. Abdülhamid'in diplomasi başarısından ve reformlarından bahsettikleri gibi baskıcı rejiminden, aydınların çektiği sıkıntılardan, sansürden ve bir vebaya dönüşen jurnalcilikten de bahsettiler. Ettiler. İttihatçıların özgürlük idealini ve meşrutiyet için verdikleri mücadeleyi anlattıkları gibi gazeteci suikastlerini ve 1912'de iktidar tekelini ele geçirdikleri sopalı seçimleri de paylaştılar. Meclis idaresinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı'nın faziletleriyle çağdaşlaşma reformlarının yanında İstiklal Mahkemelerini, Takrir-i Sükun dönemini ve dersimi de öğrenmiştik. Derslerde ve okuduğumuz makalelerde Menderesle demokrasi ve çok partili hayata geçişin güzelliklerini Ekonomik reformları gördüğümüz gibi son 3 yılında tahkikat komisyonunu, vatan cephesini, muhalefet baskı altına alma, eleştirel medyayı susturma girişimlerini de anlatıyorlardı. O yaşlardaki herkesten bekleneceği gibi biz gençler taraftardık. Her şeye ideolojik ve siyah beyaz şeklinde bakıyorduk muhafazakar olanlarımız, Abdülhamid'in istibdat döneminin, Menderes'in son yıllarındaki otoriterliğinin, solcuların, kemalistlerin iftirası olduğunu düşünüyordu. Belki de o yanlışlarla yüzleşmek istemiyorduk. Solcu ve kemalist olanlarımız da istiklal mahkemelerini, dersimi, takrir-i sükunu görmek istemiyor ya da bir şekilde tevil ediyordu. Acı gerçekleri hocaların ideolojisine bağlamayı tercih ediyorduk. Abdülhamid veya Menderes'in yanlışlarını söylüyorlarsa bize göre bunu laikçi kemalist olduğu için diyordu bugün dindarlık iddiasındaki muhafazakar bir iktidarın ülkede estirdiği baskıcı havayı farklı düşünen herkesi terörist ilan etme gayretini, adaleti sıfırlayıp medyayı susturma girişimlerini gördükçe kendi adıma hocalarımızı haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Tarihimiz tek düze değil ve kendini hep mağdur sayan muhafazakar kesiminde demokrasi karnesinde birçok zayıfı olduğunu ve Menderes'in idamı gibi acı finaller nedeniyle bu defolar üzerine yeterince düşünmediği anlıyorum. Oysa tarihe biraz serin kanlı bakabilsek, Mehmet Akif ve Said Nursi gibi öncü muhafazakarların İslam siyaseti güden Abdülhamid'in istibdadına karşı çıktığını, özgürlük arzusuyla meşrutiyeti savunduklarını görürüz. Yüz yıl önceki bu tabloyla bugün İslam siyaseti güden baskıcı Erdoğan iktidarı karşısında duran Fethullah Gülen'in demokrasiyi savunan çizgisi arasındaki ilginç benzerliğe kafa yorardık. Evet, muhafazakar iktidarların demokrasi karnesinin hiç parlak olmadığını neredeyse her gün tecrübe ediyoruz. Dindar görünümlü muhafazakarların demokrasi maskesiyle işledikleri günahlar ne yazık ki saymakla bitmiyor. Nitekim yaşadığımız birçok baskı ve zulmün yanı sıra medyayı susturma ve karartma girişimleri de bunun en açık göstergesi.